Herkese selamlar sevgili Başak Burçları. Yeniden birlikteyiz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün Şubat ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Kahvemi içtim geldim. Her şeyin hayırlısı, her şeyin güzeli, uğurlusu sizlerin olsun diyorum. Güzellikler bakalım nasıl gerçekten güzelsiniz bütün tel ve yani dübe yapışmış. Şöyle bir göstereyim hemen fincanınızı. Gerçekten temiz görünüyor. Sadece bir şeyler çok fazla artık arkada kalıyor. Yani düşünün ki şubat ayı artık size veriliyor. Al buyurun Başak burcu size yeni bir defter. Eskiden kötü yazmıştın. Tekrar aynı şekilde yazma. Hani o ilk sayfaya yazmanın verdiği o heyecanla güzel rengarenk yazarsınız. Çok böyle özenirsiniz, bezenirsiniz ya. Belki bunun için tekrar bir şans verilebilir. Belki birçoğunuzun artık mahkemesi bitiyor, birçoğunuzun artık e, sıkıntılı olduğu okuldur, iştir, sınavlardır, insanlarla sıkıntılı ilişkiler varsa ya bir türlü düzelmiyor aramız. Ya düzelir devam edersiniz ya da dersiniz ki ben artık seni bana sunulan bu Şubat ayı defterinde ben seni artık istemiyorum. Sen Ocak ayını kapatıyorum ve kalıyorsun orada deyip artık bazı insanları dediğim gibi durumları belki rahatsızlıklarınızı artık Şubat ayına taşımıyorsunuz. Çünkü görünmüyor yok yani birçok şey yok. Belki sınırlı sayıda insanlar sınırlı sayıda hani devam eden süreçlerinizi ancak e, yanınıza alırsınız. Zaten bakın burada bile hanenin içi çok çok güzel çok çok temiz görünüyor. Herhangi bir sıkıntınız görünmüyor. Yani dışarıdan bakıldığında da kimse demez ki ya Başak Burcu çok üzgün görünüyor çok ağlıyor. Yani görünmüyor. Şubat ayında dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli, çok güzel. Başak burcunun özelliklerinden biri düzenli olmaktır, tertipli olmaktır. Hayatında bir düzenin, kaos olması değil. Hayatında düzen. İşte çoluğu çocuğu okula gidiyor, işe gidiyorlar, paralar geliyor. Alışverişlerini yapıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar değil mi? Dışarıdan nasıl görünmek istiyorsanız öyle göründüğünüz bir dönem ve dışarıdan bakınca kimse demez ki "Aa bu insanın problemi var." Biraz daha demek ki dışarıdan bakıldığınızda da yüzünüzden düşen bir parça değil. Yüzünüzde demek ki güller açıyor yüzünüzde. Demek ki e, gülücükler var. Biraz daha böyle bir ay görünüyor. Yani biraz sıkıntıların demek ki geride bırakıldığı bir dönem. Aynı zamanda bir daireniz var. Bu daire birincisi kader çarkıdır. Genel olarak hayatınızda bir şansın elde edilmesini, bir fırsatın karşınıza gelmesidir. Ama şöyle bir sıkıntısı vardır. Fırsat karşınıza gelir. Uygularsanız, alırsanız evet sizin olur. Ama fırsatı elinizin tersiyle teperseniz birazcık o sıra, biraz daha zor gelebiliyor. O yüzden şansları ve fırsatları görmek, bakmak değil görmek önemli. Bunu söyleyeyim. Onun haricinde arkadaşlar tam ortada bir dolunay gibi bir durum var. Çok temiz görünüyor. O yüzden bir şeyler büyür. Ama borç büyümez. Çünkü çok temiz göründüğü için biraz daha ilişkiniz büyüyebilir. Yani gelişebilir. Aileyle tanışmalar olabilir. Sözlüyseniz nişanlı, nişanlıysanız evliye. Belki çocuklarla alakalı gelişmeler olabilir. İşiniz büyür. Maaşınız büyür. Paralı alma ihtimaliniz olabilir. Genel olarak olarak buraya ki gelişme olabilir. Hani bir yenilik ortaya çıkabilir. Genel olarak böyle bir şeylerin büyümesi, genişlemesi ki iyi anlamda sorumluluklarınız da artabilir. Normalde işte çocuğunuz yoksa Belki hamilesiniz Şubat ayında doğum olacak. E, güzel bir anlamda sorumluluğunuz artabilir. E, böyle bir olay var, bir gelişim demek ki var. Onun haricinde arkadaşlar etrafınızda bir koruma kalkanı var. Çok dışarıdan gelebilecek olan e, sıkıntılar, kötü sözler, kötü laflara karşı demek ki biri size Allah razı olsun demiş ya da yaptığınız dualar sizin için edilen dualar sizi bu dönemde baya baya koruyor diyebilirim. Dışarıdan sadece ne geliyor? Bakın sol tarafta hiçbir şey yok. Sağ tarafta bir kaç damla var? Bir de şu sizin planladığınız bakın benim söylediğim tahmin ettiğim gördüğüm değil. Sizin planladığınız şu tarihte işte şu olacak. Bu tarihte böyle bir planımız var diye düşündüğünüz tahmin ettiğiniz gelecek kısmında bir iki tane güzel gelen düşündüğünüz gibi çıkan tahmin ettiğiniz gibi çıkan durumlarınız olabilir. Geliyorum fincanınıza. Önce buraya yorumlayın. Bazen unutuyorum. Dökü veriyorum. Bu sefer ne olduğunu kaçırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle içiniz tertemiz. Bakın burası yine aynı buradaki gibi. Sizin düşündüğünüz, sizin tahmin ettiğiniz, sizin planladığınız kısım. Ve bakın buradası tertemiz. Yani demek ki bazı planlarda değişebilir. Çünkü temiz görünüyor. Yani evet ben Ocak ayında düşündüm. 2023 yılında işte düşündüm, tasarladım. Şubat ayı için, Mart ayı için düşündüm, tasarladım. Ama ben şimdi Şubat ayı olunca para yok denime para geçti. Ya da durumlar değişti. O yüzden benim planlarım da değişti. Diyebilirsiniz. Yani yeni bir sayfa var. Kimse size kalkıp da niye yeni sayfaya geçtin diye kimse sizi yargılayamaz. Bu bir. İkinci olarak da e, bu kadar temiz olması. Bakın boş demiyorum. Boş değil çünkü. Boş değil. Temiz temiz bakın. Böyle löp löp bir şeyler yok. Bu kadar temiz olması da yaptığınız işin, düşündüklerinizin demek ki iyi niyetli düşünüyorsunuz. Kötü niyetle yaptığınız bir şey yok. Kalkıp da Şubat ayının 15'inde ben büyü yaptıracağım diye kimsenin kalkıp da böyle bir düşüncesi yok açık söylemek gerekirse. Demek ki hani çoluk çocuk işiniz gücünüzle alakalı iyi götürecek bir plan içerisindesiniz ama bakın açıkçası çok da dolu görünmüyor. Sadece böyle bir çizgi durumu vardı gördüğünüz gibi. O çizgiler şey. E, her ay bin lira kenarıma atacağım gibi. Bakın kendinize böyle her ay şunu yapacağım. Her hafta 10 kelime öğreneceğim. Her işte gün bir saat spor yapacağım gibi gibi. Kendinize böyle koyduğunuz belirli aralıklarla hedefler var demek ki. E, bunun gibi bir durumu açıkçası anlatıyor ve o sıkıntılı kısımlar bakın şuradan açılmaya başlamış yani bu tarafa gelen bir şey yok buradan artık arkaya doğru çıkıyor hop, arkada geride artık bıraktığınız bir olayınız görünüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sola doğru baktığımda bir dağ var sağdan soldan bir böyle dağlaşma gibi bir şey var çok hafif görünüyor açıkçası daha problemdir sorundur ama o kadar temiz ki. Hani şöyle söyleyeyim. Bir trilyon para alacaksınız. Yani eski parayla bir trilyon para alacaksınız. 20 milyarını 50 milyarını harcamanız gerekiyor önceden ya da aldıktan sonra bir para çıkacak elinizden. bu. Şimdi bir trilyonda 50 bin size koyar mı? Koymaz. Yani o kadar büyük bir parada. Yeni ev aldı. E işte bir badana eksik. Ya o kadar ev almışım. Bir badana mı beni sarsacak? veririm gibi. Güzel bir şeyler oluyor ama böyle işin içinde ufacık bir pürüz var. Belki iki vesayet gideceğinizde üç vesayet gidersiniz ama iş bulmuşsunuzdur gibi. Böyle ufacık belki sorun denemeyecek ama sonuçta sol tarafta görünüyor. Demek ki bir sorun, biraz problem. Ee, böyle de bir olayınız var. Her güzelin bir kusuru, bir inci boncuğu olur vallahi arkadaşlar. Onda yapacak bir şeyiniz yok. Hadi hayırlısı olsun. Onun haricinde sevgili dostlar bir tane yolunuz var. Bakın sol tarafta önü kesilmiş. Daha doğrusu önünü kesilmesinin sebebi sizin yön değiştirmeniz. Belki birisiyle evlenmeyi bekliyorsunuz. Ben burada staj yapıyorum, beni alsınlar diye bekliyorsunuz. Para biriktiriyorsunuz. Belki bir niyetiniz var, bir şey alacaksınız. Onun için para biriktiriyorsunuz. Evet, para biriktirmeniz devam eder. Çünkü yolun devamı var ama önü kesili veriyor ve başka yöne gidiyor. Siz o ev almak için para biriktirip hop araba alırsınız gibi. Ya da ben biriktiremeyeceğim galiba ev alacak para. Daha yakın bir yerden arazi alayım dersiniz. Bakın yolunuz değişiyor. Gene para söz konusu ama yolunuz biraz değişebilir. O kişiden evlenmeyi bekliyorsunuz, size oranın işi almasını bekliyorsunuz. Pat orasıya giderken yolunuz değişir, başkasıyla evlenirsiniz, başkasıyla ile ilerlersiniz, başka şehir çıkar, başka bir okul olur. Yani o şekilde bir şey görünüyor. Önceki düşünceler, hisler artık gelmiyor, başka şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden ya ben bir şeyi değiştirdim. Ee, acaba ben tutarsız biri miyim diye kalkıp düşünmenize gerek yok çünkü insan hayatında böyle aniden aldığı radikal kararlar vardır ve bir anda her şeyi değiştirir saçını değiştirirken saçının boyunu değiştirir işini değiştirir hayatındaki birilerini değiştirebilir fikirleri değişebilir ve bunlar bazen böyle yığın şeklinde olur. Bir anda her şey olur. Böyle bir toparlanma arifesi gibi bir şeyiniz var sizlerin. Öyle bir olay var. O yüzden hani ben niye böyle oluyorum? Niye işte insanlar bir anda sen çok değiştin diyorlar. Ben gerçekten karakterimden mi ödün verdim gibi bir düşünceniz olmasın? Böyle bir değişim döneminden geçiyorsunuz. Değişim ve gelişim diyelim hatta. Hani o şekilde yorumlamak daha güzel. Bakın burada bir U harfiniz var. Bir geri dönüş güzel bir geri dönüş. Çok çıtı pıtı çok tazecik böyle. Çok tatlı görünüyor. Çok da belli görünüyor. Yani arkadaşlar bazı insanlar vardır kızarsınız küfür edersiniz. Allah seni kahretsin şöyle böyle dersiniz. Ama dönüp dolaşıp o insanla aynı noktada buluşursunuz. Belki bu aile çok kızıyorsunuz ama gene birliktesiniz. Bir dönüş var. Onun haricinde bu bir ilişki olabilir. Ama kötü bir geri dönüş olarak görmedim. Sağ solu bakın ön arkası çok temiz. Hiçbir şekilde o birleşme yerinizde böyle dikenler çıbanlar birilerinin tepeden size bakıyor olması gibi bir şey de görünmediği için dönüşler varsa sizde de karşı tarafta hatalısını anlamıştır. Bu iş olabilir. Aynı işe geri dönersiniz. Ya da yeni bir işe başlarsınız. Yeni bir yerde eğitim alırsınız. Yeni bir şeyler olur. Yeni insan gelir. Önceki hatalarınızı siz yapmazsınız. Tanıdık biri ise de o da ders almıştır. Siz de yine ders alarak geliyorsunuzdur. O yüzden herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Güzel, tatlı, küçük de olsa bir dönüş alma durumunuz görünüyor. Onun ardından arkadaşlar çok fazla insan var. Bakın herkesi dikine duruşlar gösteriyor. Bu kadar dikine duruşlar genellikle ya karşınızdaki insanlar kadın erkek fark etmeksizin güçlü insanlar işte herkes oraya gelmiş öğretmenler doktorlar işte 3-4 tane çocuk büyütmüş babalar 3-4 tane çocuk büyütmüş anneler yani böyle sen kimsin ya diyemeyeceğiniz hayatta belirli bir duruşu olan karakteri olan insanlarla aynı ortamdasınız demektir. Tabii ki siz kendinize göre alın. Kimin işi gücü okulu, artık aile hayatı varsa böyle bilgili, güzel dediğim gibi duruşu olan insanlarla ya aynı ortamdasınızdır. Ya da arkadaşlar, e, bu kadar uzunluk hep erkekleri anlatır ya da çok fazla eril konular vardır. Yani iş, para, kariyer konuları, çocuklarımı seviyorumdan öte, çocuklarımın kariyeri, çocuklarımın aşk hayatından öte ya da çocuğumun mutluluğundan öte çocuğumun parası. Çocuğum araba alacak. Yani arabaya binene ne kadar mutlu olacak, ne kadar sevinir. Aman aman değil. Çocuğumun arabası, çocuğumun parası, çocuğumun borcu. Yani e, olayları böyle kalbi açıdan değil de biraz daha eril açıdan bakılan olaylar sizlerin daha fazla gündeminde ve muhakeme yeteneğiniz inanılmaz derecede artar. Bazen insanın muhakeme yeteneği olmanı yani sorgulayamadığı zaman karambole hareketler yapabiliyor. Düşünmeden hareket edebiliyor. Bu dönemde gerçekten düşünerek e, hareket edilen bir dönem. Hem kendiniz için hem başkaları için. Yani sadece kendiniz için bir şeyler yapmıyorsunuz. Çünkü diğer insanlar için de bir olayınız görünüyor. Arkadaşlar üçlü ve beşli zamanlarda M, Ş, T harfleri görün. M, Ş, T, N. şu şeyin harfi görüyorum. M, Ş, T, N. Bu harf alakalı ya biriyle buluşursunuz ya böyle bir kafedir, bir yerdir, bir kurum, kuruluştur, bir da bilmem ne dairesi işte. Oralara gidebilirsiniz bu şehirler. Belki bir yabancı dil öğrencisiniz içerisinde bu harfler var. Onlarla alakalı gündemleriniz olabilir. Bakın üçlü, beşli da zamanlarda bu söylediğim harflerle ilgili yer, insan, şehir ile ilgili belki bir meslekle alakalı gündemleriniz görünüyor. Belki bir kurs alacaksınız içerisinde bu söylediğim işte meşreti, harfleri vesaire olabilir. Neden görünüyor derseniz vallahi sağ tarafta görünüyor. Demek ki bir ilerleyiş durumunuz da var. Onun haricinde de çok çok temiz görünüyor yani arkadaşlar. Başka ne söyleyeyim ben size. Şimdi şu kısma bakalım. Güzel üçlü bir akış oldu. Üç zaten bolluk bereket demektir. Hane yuva konularında da genel olarak bir şansın elde edilmesidir. Yalnız sağ tarafta bazı insanlar gidiyor. Sevmediğiniz hale geçmiyorlar. Bu insanlar yer değiştirir, şehir değiştirir, ülke değiştirir. Böyle bir gitme, başka bir şehirde olmam, kulvar değiştirme gibi bir durum var ve hanenin içerisinde güzel bir akış var. Tam ortadan aktı. Demek ki sizi ve hanedeki diğer insanları da ilgilendiren ki bir kişi var burada. O kişiden böyle bir güzel haber geliyor. Bir tanıdıktan alınan iyi bir haber. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Üç tane düşünce görünüyor. İki tanesi biraz daha başlangıçla başladım başlıyorum gibi. Şu özellikle ortadaki. Diğeri zaten çok güzel bir akış gösterdi. Kamera Allah'a doğru gidiyor. <laughs> Şöyle yapayım da. Netlesin, Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalınız. bay bay.